Teşekkürler. Harika bir görüntü. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten gururla bir açılış yapacağız. Beraber gezme fırsatımız olacak kıymetli konuklarımızla. Gururla diyorum çünkü değerli başkanımız Mehmet Talat başkanımız bu projeyi bize önerdiğinde elbette geniş bir hattı var projenin. Kolay bir iş değil, maliyeti de yüksek. Fakat buraya gösterdiğimiz özenin çok özel bir tarafı milletimizin bize bıraktığı kuvvetli anıları yaşamak ve yaşatmak bizi daha güçlü kılacaktır. Felsefesiyle buranın özellikle bir geçiş yolu olması, Bilecik'ten Bozüyük'ten Bursa'ya, Bursa'dan Eskişehir'e bir geçiş yolu olması ve burada böyle bir ziyaret mekanının insanlara hani dur yolcu der gibi, burayı bilmeden geçme der gibi bir nokta olmasından ötürü çok önemsedik ve gerçekten önemli fedakarlıklarla biraz da zor bir zaman diliminde ki başkanımız az önce ifade etti zorluklarını. Zor bir zaman diliminde burayı başarmanın ve burada sizlerle birlikte gururla açabilmenin onurunu yaşıyorum. Öncelikle buraya gelip bizi yalnız bırakmayan başta kıymetli Bozüyüklü hanımefendileri, beyefendileri, Bilecikli hanımefendileri, beyefendileri özellikle çok ön safta duruyorlar, yoruluyorlar. Onlara özel bir duygusallığımı ile ifade etmek istiyorum. Güzel anneleri, anneleri, sevgili gençleri, çocukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette kıymetli bir protokolümüz burada. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Onları yanımıza davet edeceğim birazdan ve bir kurdele keseceğiz. Dolayısıyla hazır böyle yüz yüze olduğumuz bu esnada duygularımı dile getirdikten sonra biraz sakinleşip protokolü buraya davet edip birlikte kurdeleyi keselim istiyorum. Açıkçası gerçekten burada bulunmaktan gurur duyduğumu ifade edeyim tekrar ve Anadolu'nun ve dünyanın tarihini şekillendirmiş bir toprak üzerindeyiz şu anda. Burada bulunmayı böyle hissetmemiz lazım. Bu coğrafyayı anmadan, bu coğrafyayı anlamadan kendinizi anlayamazsınız. Çünkü burada Osmanlı Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu var. Bunu anlamak zorundayız, hissetmek zorundayız. Açıkçası milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda ne büyük bir mücadele verdiğini kavrayamayan kesinlikle milletine doğru düzgün hizmet dahi edemez. Bu milletin bir parçası olduğunu kavrayamaz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Anadolu'nun dört bir yanından gelerek bu topraklar için canını veren o dönemde şehitlerimiz, hayatını kaybeden gazilerimizin bizlerin ne denli büyük borç içinde olduğumuz insanlar olduğunu bilmemiz lazım. Bozüyük tabi Batı cephesinin Kurtuluş Savaşı sürecinde de çok önemli var. Ama özellikle o savaşın seyrinde çok etkili bir dönemi buralarda yaşandı. İkinci Ünönü Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya ne söylediğini az önce
Bilecik Belediye Başkanımız sizlerle paylaştı. Ama ben bir kez daha dile getirmek istiyorum. İsmet İnönü'ye, yani İsmet Paşa'ya, Mustafa Kemal Paşa, siz sadece orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Demesi muazzam bir hatırlatma. Çünkü esir edilmek ve hatta tarihten silinmek istenen milletimiz burada ayağa kalktı ve hep birlikte geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı. Sevgili dostlarım, tabii Osmanlı döneminde özellikle gerileme dönemi, yani 18. yüzyılın başlarından itibaren habire savaş kaybederek gerileyen bir süreç tam da burada dur denerek gerilemeye son verilme anıdır bu cepheler. Büyük bir süreçtir, önemli bir zaman dilimidir. İşte o an itibariyle tekrar vatanının kurulmasına ve cumhuriyetimizin ilanına giden zaman dilimini yaşardık. Ve kim başardı? Millet başardı. Milletimiz başardı. Burada bulunan bulunmayan her yurttaşımızın geçmişindeki şanlı büyükleri, ataları, nineleri, dedeleri başardı. Her birisinin önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum ve ruhları şad olsun. Bu memleketin başkomutanı, ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Silah arkadaşlarının. Bakın, milletimiz başardı. Mustafa Kemal Atatürk milletine güvendi. Mustafa Kemal Atatürk milletine güvendi, arkadaşlarına güvendi ve o şekilde başardı. Çok önemli bir süreci bize devretti. Milletin azim ve kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını, hiçbir kudretin olamayacağını burada ispat etti ve sonra ispat etmeye devam etti. İşte bugünlere bu inançla geldik. Bu bütünleşmeyle geldik. İnancımız ve bütünlüğümüz kocaman bir devlet yarattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdurdu ve bugünlere taşıdı. Kıymetli dostlarım, milleti ve devleti işte bu bütünlük bir arada tutar. Allah bu milleti birbirinden ayıran ve uzaklaştıran bütün düşünceleri bu milletten uzak tutsun. Milletin içine nifak sokmak, toplumda türlü türlü kutuplaşmalar yaratmak hayırlı işlerden değildir. Çok hayırsız işlerdir. Memlekete hayrı olmayan her şeyi elimizin tersiyle itmeliyiz. Odamızdan uzak tutmalıyız. Yanımızdan uzak tutmalıyız. Yuvamızdan uzak tutmalıyız. Artık açıkçası bu tür eylemlerden uzak olmasını diliyoruz. Çünkü bizi izleyen, burada bulunan bulunmayan çocuklarımızın, gençlerimizin güvenle bilime baktığı, tekniğe, akla, iyi sanatçı olmaya, iyi kültür insanı olmaya, iyi bilim insanı olmaya, iyi iş insanı, iyi emekçi, iyi belediye başkanı olmaya, güzel insan olmaya, dünya insanı olmaya umutla yürüyebildiği bir ülke var etmeliyiz. Neredeyse hiçbir meseleyi
kafalarının arkasında başka bir ajanda olmadan tartışamaz hale geldiğimiz günleri yaşıyoruz. Çok üzüntülüyüm. Ve üzüntüyle ifade ediyorum, her olaydan, her vakadan siyasi rant sağlama çabası ve bu çabayla masaya oturmanın ilk kuralı olarak davranmayı esefle izliyorum, üzülerek takip ediyorum. Sanki ülkemizde bütün konular bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi, hepiniz biliyorsunuz, Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek bunun üzerinden dahi siyasi rant elde etme aklını artık hüzünlenerek dinliyorum. Üzülmüyorum, hüzünleniyorum. Bu tür tutum ve tavırların bu millete ne kadar kötü olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı diye düşünüyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. O açıkçası özellikle seçilmiş toplantıda ve ortamda olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Ben diyorum ki Allah aşkına derdiniz ne sizin? Ya buradan çıkarmak istediğiniz olay ne sizin? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah'ın bir gününü bile bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortam yaratmayacak mısınız? Nedir derdiniz sizin? Bu milleti niye kavga ettirmek istiyorsunuz? İnsanlar birbirini biraz seviyor. İnsanlar birbirini daha çok sevecek, kucaklaşacak diye ödü kopuyor bunların. Ben ise iki insanı birbirine hafif yan gözle baktıklarında bile içim parçalanıyor. İki insan. Bu milletin İki insanının bile birbirine kötü bakmasını bir yönetici isteyebilir mi? İsteyemez, istememeli. Bu milletin hiçbir evladının birbirine kötü gözle bakmasını isteyemez. Ortamda bir sıkıntı varsa iyileştirir. Ruhlarına güzel duygular serper. Tam aksine ortada bir olay yokken dahi buradan ateşi harlamak nedir Allah aşkına? Sevgiden nefret eden akıl gördünüz mü? Ya sevgiden nefret eden bir akıl gördünüz mü? Ya sevgiden nefret edilir mi? Bir yuvada büyüyen bir insan, bu memleketin ferdi olan bir insan sevgiden nefret edebilir mi? Ya bu topraklar sevginin toprakları. Mevlana öyle demiyor mu? Yunus Emre öyle demiyor mu? Hacı Bektaş Veli öyle demiyor mu? Mustafa Kemal Atatürk öyle demiyor mu? Birbirinizi sevin demiyor mu? İnancımız bize öyle söylemiyor mu? İnancımız birbirinizi sevin diyor. Yaradan'dan ötürü birbirinizi sevin diyen anlayış eğer bir insanda varsa, iki insanın birbirine kötü gözle bakmasını ister mi? Siz bir de bu anlayışa bakın. Milleti birbirine düşürme çabası. Onun için eskiden böyle üzülürdüm birkaç insana, şimdi hüzünleniyorum. Onları üzülmekten vazgeçtim.
Yani içimden, bütün benliğimden yıllardır Allah'ım akıl ver bunlara diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dua ediyorum. Onun için düşünsenize, kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert, bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil. Gençler ne yapmış? Ne yapmış gençler? En mutlu, en gururlu, en onurlu günlerinde büyük bir coşkuyla annelerinin, babalarının, ablalarının, abilerinin, kardeşlerinin huzurunda büyük bir coşkuyla ne yapmış? Ya bu memleketin kurucusu evinin yatağını görmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi başkomutana teşekkür ediyorlar. Bunun nesi suç? Bunun nesi suç? Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını, Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını dile getirmenin, bunun altından iş çıkarmanın, iş aramanın çabası ne? Bakın, bugün teğmenlere kızdınız, o çocukların içindeki ne yaptınız biliyor musunuz? Işığı, o teğmenlerin içindeki o parlayan pırıl pırıl ışığı karanlık bir tülle kapattınız. Ne yaptınız? Orada kamerada görünen 20-30 tane genç yok. Uzaktan çekilen fotoğrafa bakın. Ve tarihte hiçbir ülkede olmayacağı gibi, pırlanta gibi 2-3 tane genç kızın birinci olduğu, genç kızımızın birinci olduğu okullardaki o yüzlerce gencin akın akın gelerek simgeleri olan kılıcını havaya kaldırarak kutlamalarını yapmışlar. Ayıptır. Ayıptır. Yazıktır, günahtır. Yani şimdi asker kavramı bu millet için kutsaldır biliyorsunuz. Bu millet ne der? Bu millet asker doğar deriz. Bu millet için kutsaldır. Ben bazen şöyle derim. Mesela bu çağda asker olmak ne demektir biliyor musunuz? Bu milletin iyiliği için nefer gibi çalışmak demektir. Az önce dedim ya, iyi bilim insanı olmak demektir asker olmak. İyi eğitimci olmak, iyi işçi olmak, iyi öğretmen olmak demektir. İyi yönetici olmak demektir asker olmak. Asker olma bizim kavramlarımızda kutsal bir yeri vardır yani. Milletine hizmet eden, topraklarına hizmet eden, illa savaşan anlamına gelmez ki bizim ordumuz bizim için zaten kutsaldır. Onun ayrı bir yeri vardır. Onun için biz anlayışımızda ne deriz? Siyaseti kışladan uzak tutacaksınız deriz. Orası ortak değerlerin yeridir. Bilmeyenlere söyleyelim, 86 milyon insanın ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk. Bunu anlamak isteyenlere, anlamak istemeyenlere söyleyelim. Peki, karanlık bir tülle kapattınız, ne geçti elinize? Kaldı ki bu millet sizin yargılarınızın ne kadar sık değiştiğini, kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de çok iyi biliyor, onu da söyleyeyim yani. Hatırlayın, sadece kararlar böyle kıyısından değişmiyor. 180 derece taban tabana zıt hale geliyor. 2019'da bana ne demişlerdi? Ne? Sisi katildi değil mi? Benim de adım Sisi'ydi. Benim de adım Sisi'ydi öyle değil mi? Katildi. Şimdi ne oldu? Kardeşim. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi? Bari öyle bir şey desin ya. Yani.
Milletimizi hem düşündürelim hem güldürelim, öyle değil mi? Gülelim. Gülünecek durum bu, biliyor musunuz? Hüzünlenelim ama bir de gülelim. Niye? Bu milletin esasında bu tutumların tam tersi tutarlı tutumlar vardır. Tutarlı duruşlar vardır. Biz o duruşları temsil etmeye ve o duruşa layık olmaya devam edeceğiz. Onlar bu tür zıtlıklarıyla tarihe geçsin. Tarihçiler müstehsi ifadelerle sizi anacaklar. Yarın da teğmenler haykırmış aldatıldım der mi bilmiyorum. Bugün, yarın böyle dersiniz demezsiniz ama bugün o gencecik pırlanta gibi anne babaların özenlikle büyütüp o günde gururlarını yaşadıkları, özellikle o anneciklerin, onlar anne baba şefkatiyle büyümüş, bu milletin şefkatini kazanmış, devletin başındaki insanın da şefkatini görmek isteyen pırlanta gibi gençler. O gençlerin heveslerini kırmayın. O gençlerin heveslerini size kırdırmayacağız. O teğmenler de, aileleri de boyunlarını hiç bükmesin. Ben buradan teğmenlere söylüyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeye devam edin kardeşim. Bunu altından yok, darbeymiş, oymuş, buymuş, siyasetmiş, menfaatmiş, düşmanlıkmış. Hadi oradan. Hadi oradan. Bu memleketin hangi iline giderseniz gidin, Yemen'den Balkan Savaşı'na, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na her evde ya şehit ya gazi torunlarını görürsünüz. Ayıptır. Milleti birleştirmek yerine ayrıştırma dilinizi buradan kınıyorum. Nereden? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerden. Nereden? Düşmana dur denen yerden. Bilecik'ten kınıyorum, Bozüyük'ten kınıyorum, Söğüt'ten kınıyorum sizi. Atatürk'ü benimsemeyenler, ona saygısızlık edenler bilsinler ki bu millete saygısızlık yapıyorlar. 86 milyon insanımıza saygısızlık yapıyorlar. Bu milleti küçümseyenler, milletin kararını yok saymaya kalkanlar bilsinler ki milleti değil, kendilerini aşağıya çekiyorlar. Kendilerini aşağıya çekiyorlar. Bu ülkeyi bize armağan eden, vatanımızı var eden herkese bizim saygımız hiç eksilmedi, eksilmeyecek. Bugün burada Atatürk'ün, İnönü'nün sonsuz bir vatan sevgisi ve fedakarlıklarla düşman ordularını burada durduran Bozüyüklülerin, Kurtuluş Savaşımızın tüm şehit ve gazilerinin huzurunda, onların huzurunda elimi açmasam da gönülden dua ediyorum. Onlara rahmet diliyorum. İyi ki onların evlatlarıyız. Onlara bizi Allah'ım mahcup etmesin diye dua ediyor. İşte burada açacağımız bu anı evi de onlara olan minnet duygumuzun anısınadır. Onun için bu güzel eseri burada hizmete geçirmek bizim için çok değerlidir. Tarihimizi bilmek, anlamak, hissetmek hepimizin görevi. Millet olabilmenin gereği, işte Osmanlı'nın son yüzyılıyla başlayıp özellikle az önce bahsettiğimiz o İnönü savaşlarının olduğu bu noktada sona eren o geri çekilme, savaşların kaybedildiği ortamın sona ermesi, o makus talihin sona ermesi anıdır. Onun için bu anı evi gerçekten çok anlamlı ve güçlü bir mekan olmuştur.
az önce ifade ettiğim gibi Ankara'dan, Eskişehir'den Bursa'ya giderken buraya uğrayın. Değerli belediye başkanım sizi çok iyi ağırlayacaktır. Sakarya'dan, Bilecik'ten, başka noktalardan Bursa'ya, Bursa'dan bu tarafa, farklı yerlerden, Kütahya'dan Antalya'ya doğru giderken, buradan geçerken buraya uğrayın. Başkanımız sizi çok iyi ağırlayacaktır. Mutlaka görün ve insanların burada ne büyük bir mücadele verdiğini hissedin. Bu ülkenin neler pahasına kurulduğunu, bugünlere ne zorluklarla gelindiğini gelin burada görün. Biz başka bir şey daha yapmışız o dönemde. En zor şartlarda Haymana'dan top sesleri gelirken mecliste demokrasiyle milli mücadelesini bir arada veren dünyada başka bir devlet var mıdır? Gidin bakın. Yok. Demokrasiyi zihninde canlı tutamayan, konuşamayan, bilmeyen bir dünya varken Mustafa Kemal Atatürk şehir şehir gezerek demokrasiyi nakış gibi insanlarımızın ruhuna örerek Amasya'dan Sivas'a, Erzurum'a, oradan Ankara'ya bize böylesi büyük bir emaneti bıraktı. İşte hep söylüyorum, bu demokrasi bize ne kazandırdı biliyor musunuz? Sevgili dostlarım, ey milletimiz, en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, Kars'tan Hakkari'den Artvin'e, Diyarbakır'dan Sivas'tan Ankara'ya, Kütahya'dan Bilecik'ten İzmir'e, Muğla'dan İstanbul'a, Edirne'ye, ey milletimiz, her etnik kökenden, her inançtan milletimiz, işte bu başarı bize, hepimize, birey birey, 86 milyon insana bu memleketin tapusunu eşit hisseder olarak verilmesini sağladı. Milletimiz olarak onun için Atatürk'e dua ediyorum, minnet duyuyorum. İşte her daim o verilen hak hukuk üzerinden egemenlik hakkınıza her zaman sahip çıkmalısınız. Seçtiğiniz yöneticilerin lafta değil, gerçekten sizlerin hizmetkarı olduğuna dikkatle bakmalısınız. Vatandaşına had bildiren değil, haddini bilen yöneticilerin olduğu sistemdir Cumhuriyet. Bunu unutmayın. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, bakın bunu unutmayın. Yönetici adı Ekrem İmamoğlu ya da Mehmet Başkan ya da Melek Hanım ya da Ayşe Hanım fark etmiyor. Vatandaşına karşı had bildiren değil, vatandaşına karşı haddini bilen yönetici olmaktır Cumhuriyet'in yöneticisi olmak. Sizden isteğimiz o yöneticileri iş başına getirin. İşte bu tarihe tanıklık eden bu alanda, bu çok anlamlı ve değerli eserde ortaya koyulan emek çok kıymetlidir, çok önemlidir. İşte böylesi bir atmosferde biz ne yapmalıyız biliyor musunuz? Sıkı sıkı omuz omuzu olmalıyız. Aramıza nifak sokmak isteyenler olacak. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacak. Bazen eksiklerimiz olacak, hatalarımız olacak. Aman ha! Aman ha! Amasız fakatsız. Detayları bir kenara bırakarak tek hedef var. Bu memlekete en güçlü cumhuriyetin ve demokrasinin hissedildiği, özgürlüklerin hissedildiği, o eşit hissedarlığın hissedildiği günleri hediye etmek. Menzilimiz budur. Bu yoldan vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Ve içimize sokulmak istenen nifak duygularında asla o kadar omuz omuza, o kadar yan yana sıkı bir biçimde duracağız ki
sızmasını sağlamayacağız. Ben bu yolculukta en çok çalışmaya niyet eden bir neferim. Göreceksiniz, hep birlikte başaracağız. Göreceksiniz, asla vazgeçmeyeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Buna çok inanıyorum. Bu eser bana bu duyguları hissettirdiği için güncel bir takım hususlara değinmeden geçemedim. Biraz sözü uzattım, kusuruma bakmayın. Ama anı evinin bize yüklediği anlamın bu olduğu gerçeği üzerinden bunları burada söylemeden Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu tepelerde, bu obalarda, buralarda, bu ocaklarda bunu söylemeden sesimizin onların sesiyle gürleşip bunu bütün milletimize aktarmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve milletin dedesinin, ninesinin bu topraklarda verdiği kurtuluş mücadelesinde sesimizi onlardan aldığımız güçle büyütüp milletimize aktarmadan bu ana evini açamazdım ve buradan ayrılamazdım. Onun için vaktinizi aldığım için özür dilerim ama hepinize bu güzel ana evi, bu pırlanta gibi park, içinde farklı fonksiyonlar, farklı ortamlar, başkanımızın misafirlerini ağırlayacağı yerler, şimdiden bütün Bilecik'lilere, Bozüyüklülere ama özellikle Bozüyüklülere ama özellikle de misafir sever olduğunu bildiğim başkanımızın ve Bozüyüklülerin ev sahipliğinde buraya gelecek konuklarına hayırlı uğurlu olsun. Bu duygularla ben şimdi buraya çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimizi, değerli milletvekillerimizi buraya almak isterim. Çünkü birazdan kurdeleye keseceğiz beraber. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, ev sahibimiz tabii siz zaten. Tamam. Toplayalım böyle, ondan sonra yapacağız. Şu ön tarafı birazdan alacak arkadaşlarım. Sizleri buraya alacağım. Ve beraber özellikle misafir il belediye başkanlarımız Uşak, Kütahya, onları da davet edeceğim. İl başkanlarımız, değerli önceki dönem bakanımız burada, Gençlik ve Spor Bakanımız, onları da alacağım böyle yanımıza. Ama özellikle de genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcımızla beraber daire başkanlarımız, müdürlerimiz, onları da yanımıza alacağız. Çünkü onlar büyük emek verdiler, katkı sundular. Onlarla birlikte bu süreci, açılışı beraberce yapacağız. Yenge hanım nerede? Eşler, evet hanımefendi buyursun. Tamam, peki. Birazdan burada kurdeleyi keserek ana evimizi açacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık. Sevgili Bozüyüklüler, sevgili misafirlerimiz. Şimdi buradan ayrılmadan bize dev gibi bir eseri hediye etti Ekrem Bey. Naçizane sembolik bir hediyem de benim kendimden kendisine vereceğim. Şimdi onu vermek istiyorum. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, bu padişahların fermanlarında da kullandığı bir tüp. Paşa Bahçemiz üretmiş. Böyle bir tüp. Ben bunu Ekrem Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatasını koymak üzere hediye ediyorum. Şimdi sevgili dostlarım, unutmayın. O kadar kararlıyız ki ve o kadar kol kolayız ki
başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer olarak günü geldiğinde en doğru kararı, en doğru isme hep birlikte karar verecek büyük bir aile olduğumuzu unutmayın. Ve o geldiği günde o kişiyi ülkemizin en demokrat, en cumhuriyetçi, en ilerici ve milletini birbirinden ayırmayan cumhurbaşkanı olacağından da hiç şüphe etmeyin. Bunu böyle bilin. Ben başkanımızın bu hediyesini o kişi kimse ona vermek üzere teslim aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böyle birkaç şey öne gelin. Gökhan Başkanım, sizi yanımıza alalım. Şöyle. Evet. Tabii bir kurumsallığımız adına bugün değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın Başkanımız bizimle. O hayırlı olsun cümleleriyle son sözü ona verelim. Sonra Bismillah deyip makasımızla kurdelemizi keselim. Gökhan Başkanım buyurun. Başkanım çok naziksiniz. Ben de tüm Bozüyük ve Bilecikli'leri gönülden saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel ve anlamlı bir tesisin açılışında bulunmaktan onur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Başkan'a ve tüm ekibine burada tanık olduğum emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bozüyük Belediye Başkanımıza, Bozüyük halkına ve Bilecik halkına hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, Bozüyük Kurtuluş Savaşı ana evi ve seyir terasımız dualar eşliğinde kordele keserek an itibariyle hizmete alınıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Siz değerli misafirlerimizi bir süre daha bu alanda misafir edeceğiz. Protokolümüz kısa bir ziyaret yaptıktan sonra sizleri de ana evine davet edebileceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.